Hindistan, Almanya ya da New York ya da Amerika'da bir ülke veya Türkiye. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz sorusunu sormak için bugün sokağa çıktık. Hazırsanız başlayalım. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Norveç'te yaşamak isterdim. Neden? Huzurlu bir yer olduğunu duyduğum için. Türkiye yine aynı şekilde. Neden? Yani çünkü buralar bizim toprağımız, bizim vatanımız. Yani binlerce şehit verdik. Yani bugün de geldik, Atatürk sayesinde geldik. Yani bu vatandan başka bir vatan düşünemiyorum. Yani genelde millet yurt dışını tercih ediyor. Ben de kendim de şahsen Almanya'da yaşamayı tercih ederim. Fakat hani hiçbir yer insanın ülkesi gibi olamaz. Çünkü ben Almanya'da ne kadar da kazansam ben o parayı mecbur burada yemem lazım ki bir faydasını göreyim. Yani gene Türkiye en iyisi Türkiye. Ya Almanya'da çalışma saatleri olsun. Burada günde 12 saat, 13 saat çalışıyoruz. 12 bin lira maaş veriyorlar. O da yani yetmiyor. Ne kira ne. Çok şükür bizim de hani kiracılarına Allah yardımcısı olsun. Bu zamanda çok zor. Almanya'da öyle değil. Almanya'da 2000 lira euro, 2000 euro veriyorlar. Ucuz, yani her şey ucuz, güzel. Geçimini sağlayabiliyor insanlar. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Ya şu an Türkiye'de olduğum için Amerika'da yaşamayı daha çok tercih ederdim. Neden? Yani orada özgürlük açısı daha farklı. Burada Kürt çocuğuyum, küpe takıyorum, elimde dövme var. Ensemde birçok yerimde dövme olduğu için ayıplanıyorum. Kendi ailem değil, kendi ailem alıştı ama akrabalar olsun, hani aşire çocuğu olduğum için bir nevi aşiretimden biraz daha dışarıda gözüküyorum. Hani bildiğiniz ayıplanıyorum, hani Müslüman çocuğuyuz, bu ayıp, bu günah diye biliniyor ama hani araştırıldığı zaman günah değil zaten. Sadece Allah'ın verdiği bedene değişiklik katların için günah oluyor. Bu açıdan hani bu zihniyeti terk edip de yurt dışında Amerika'da yaşamayı daha çok tercih ederdim. Amerika'da nerede yaşamak isterdiniz? Amerika'da New York'ta yaşamayı daha çok isterdim. Mersinli. Neden? Mersin'imiz çok güzel. Deniziyle, insanlarıyla çok güzel. Vallahi benim çocukluğum ve gençliğim Almanya'da geçti. Türkiye'de hiç okula gitmedim. Üniversite mezunuyum. Almanya'da okudum. Otelcilik ve restoran mezunuyum ama Türkiye'de yaşamak isterim. Çünkü benim memleketim. Ben Kapadokyalıyım. Yani Nevşehir Avanusluyum. Ya Türkiye'yi ben seviyorum. Türkiye bütün doğal güzellikleriyle, iklimiyle, mevsimleriyle hepsi bir arada. Çok güzel. Onun için hiçbir böyle yurt dışına gitme gibi ya da farklı bir ülkede yaşama gibi bir düşüncem olmadı ama gezmek, görmek isterim tabii ki. Hangi ülkede yaşamak isterdin? Almanya. Neden? Çünkü ekonomik olarak daha iyi ve eğitim sisteminin daha iyi, Türkiye'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye dışında herhangi bir yer. Yani şimdi şöyle, ülkemiz olarak insan açısından asla değer görmüyoruz. Şöyle, yabancı ülkelerde insanlara güzel değer veriyorlar. Devleti sahip çıkıyor güzel bir şekilde. Ama Türkiye'de bu böyle değil. Herhangi bir hayvana bile şiddet uygulandığı zaman hayvanseverler kendini ortaya atıyorlar. Hemen canlıya destek diyerek. Ancak insanlar da öyle değil. Kadınlar bildiğiniz üzere asla destek görmüyorlar. Kadına şiddete hayır dedikçe her gün bir kadınımız daha ölüyor. Ancak öteki ülkelerde böyle değil. Yani herhangi bir ölümün bile cezası var. Para cezası olur, idari cezası olur, hapis cezası olur. Bugüne bugün görüyorsunuz ki kadına şiddette bile herkes ertesi gün serbest bırakılıyor. Ve bu erkeklere ister istemez güç veriyor. Kadınların şöyle bir gerçekten problemi var ülkemizde. Kadınlar kendilerini arkalarında hani bir destek görmüyorlar, göremiyorlar. Aslında ellerini alsalar, okusalar ya da çalışsalar herkesin bu hayatta bir başarısı vardır. Bir başarılı olduğu bir bölüm vardır. Ancak kadınlar o gücü göremiyorlar. Çünkü hep baskı altında büyüdükleri için. Toplumumuzda baskı çok fazla var. Bir açık bir şey giydiğimizde bile o ne der, bu ne der, şu ne söyler, babam kızar mı, komşu kızar mı, biri görse ne der, bu problemleri yaşıyoruz. Ancak yabancı ülkelerde bu asla böyle değil. Hiç kimse hiç kimseye karışmıyor. Hak var, hukuk var, devlet var. Yani artık öyle bir yere geldik ki ekonomi açısından da, devlet açısından da, insanlar açısından da asla ilerleyemiyoruz. Peki bahsettiğiniz ülkeler hangileri? Mesela hangi ülkede yaşamak isterdiniz yani, bu saydığınız rahatlıkta? Şöyle söyleyeyim, İsviçre şahsen benim hayallerim. Çocukluktan beri orada yaşamak isterdim. Hem ekonomi açısından olsun, doğa olarak olsun, öyle söyleyeyim size. Hem de
her şeyi, her şekilde. Yani insanlar değer görüyor. Benim istediğim bu. İnsanların değer görmesi bu kadar. Yani herhangi bir yerde bir insan değer gördüğü zaman orada yaşamak ister. Ancak Türkiye'de bu biraz mümkün değil. O şekilde. Tabii ki Türkiye. Kendi ülkemde yaşamak isterim. Neden? Türk olduğum için kendi ülkemi seviyorum. Onun için başka bir nedeni yok. İngiltere ya da Japonya. Neden? İngiltere çünkü insanları daha kibar, Japonya çünkü insanları daha zeki. Türkiye'de. Neden? Türkiye cennet vatan yani. Gerçekten yani her şeyiyle. Dört mevsimi yaşayacağım bir memleket yani. Hangi ülkeye gitsen bunu bulamazsın. Türkiye'deki yani güzellik bulamazsın. Her yerimiz tarih, güzellik yani. Yani onun için ben yani gene dünyaya gelsem gene Türkiye'de yaşamak isterim. Japonya. Neden? Animesini falan seviyorum. Bir de ekonomisi çok güzel. Yemeklerini seviyorum. Dizilerini seviyorum. Öyle. Türkiye'de. Neden? Türkiye turistik bir ülke, memleket olduğu için. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Hollanda. Neden? Ya bizim ülkemizde sınırlar şartlı. Şu an gelen göçmenler var. Hollanda'da her şey yasal. İnsanlar mutlu. Nasıl diyeyim sana? Suç oranları yüksek değil, az. Ve geçim kaynakları devlet onlara bakıyor, bize de bakar. O yüzden. İspanya. Neden? Kültürü, yemek tarzı, hani insanların yaşam kalitesi daha çok hoşuma gidiyor. Onun dışında hani eğitim hayatı da ya da iş imkanları, onlar benim çok hoşuma gittiği için daha çok benim kendi kişisel özelliklerime, fiziksel yapıma hani orası daha çok uyduğu için yani genel olarak ülkenin yaşam stilini daha çok seviyorum. Finlandiya. Neden? Eşitliklerin daha fazla olduğunu biliyoruz o ülkede. O yüzden orada yaşamak isterdim. Amerika. Neden? Çünkü hem ekonomik sistem hem de eğitim sistemi olarak ve orada benim yaptığım spordan dolayı daha iyi branşlar olduğu için orada yaşamak isterdim. Hangi sporu yapıyorsun? Basketbol. Almanya. Neden? Kültür olarak, ekonomik, insanlar çok iyi kalpler. Yani çok iyi bir ülke. İyi. Ne açıdan iyi mesela? Ne açıdan? Yani Türkiye'ye göre daha iyi. Filistin, bu memleket yani bu çok emanet memleket, bu güzel. Yani bu adam güzel, bu devlet güzel. Amerika'da yaşamak istiyorum. Neden? Çünkü orası bana daha güven geliyor. Yani. Ve daha güzel aktiviteler var gibi geliyor. Finlandiya. Neden? Çünkü eğitim sistemi daha kaliteli ve öğrencilere daha çok saygı duyuluyor. Yani ekonomik olarak da daha iyi bir ülke olduğunu düşünüyorum.